Merhabalar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalından Business Channel'dan sevgilerle. Biyoli'nin sunduğu Mukaddes Baş Dilli Hayatın Akışı'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz araştırmacı yazar, Kadim Bilgelik Okulu'nun kurucusu sevgili Kubilay Aktaş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili Kubilay. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seni daha önce de konuk ettik ve konular yetişmediği için hiçbir şekilde hiçbir şeyi sonuca bağlayamadığımız için seninle sonsuz kere daha birlikte olacağız gibi görünüyor. Şimdi izleyicilerimize hemen bir Kubilay Aktaş'ı kısaca senin ağzından dinleyelim, anlatalım. Az önce ben de öyle yazma, sonuç yoktur, süreç vardır diye. Süreçteyiz, yoldayız. Yani kendi yolculuklarımız bir şekilde başladı. Allah'a giden yollarda nefesler sayısınca. Aslında hepimiz o yoldayız. Aslında hepimiz kendimizden kendimize yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Ama bildiğimiz isimlerle yaptığımızda o sanki daha güvenli. Bilmediğimiz isimlerden de öğreniyoruz. O açıdan ben de bu yolculuğu işte her zaman farklı yollar, her zaman farklı renkler. Hepsinde mesele hakkı görebilmek. Mesele hepsinin aslında tek yolcusu olduğunu fark edebilmek. Yani sonuç yoktur, süreç vardır. Hedef yoktur. Tek bir hedef vardır, o da yolda olmak derler ya. Biz de yoldayız. Ben sevgili Kubilay'la defalarca eğitimlerde bulundum. Onun verdiği eğitimlerde bulundum ama yani hiçbir şey tam olarak yerleşmedi, tam olarak oturmadı. Ben size özetleyeyim. Birçok kitabın yazarı, Simya kitabının yazarı mesela, Kürelerin Müziği, Celcel Ütü'ye birçok kitabı var. Mutlaka okuyun isterim. Senin en çok üzerinde durduğun şey kendini bilen, Rabbini bilir. Ne kendimizi evet. bilmek ne de Rabbi bilmek galiba mümkün değil. Sen tanıtmadın, o yüzden ben tanıttım. Evet. Eğitimleri inanılmaz debi derya sevgili Kubilay. Mutlaka bir gün bir yerlerde karşılaşmanızı dilerim. Şimdi bugün yine ne yapalım? O kadar çok seninle spontane yapıyoruz ki ben senin öğrencin olduğum için biraz da çekinerek sorular soruyorum. Hatta sormak ve kesmek öyle. İstemiyorum biliyorsun. Şimdi bir yerden başlayalım. Mesela niyetten başlayalım, evet. duadan başlayalım, evet, bir evet. yerden girelim. Yani şöyle işte az önceki gibi bizler hemen tanımlamak, belirlemek, işte küçükken neler yaşadınız diye çok soruyorlar. İşte bu konulara nasıl girdiniz, neler yapıyorsunuz? Aslında hep o zihnin tanımlaması var ya, o tanımlamayı biraz ovalleye dönüştürmek. Tabii zihnin de hakkını vermek gerekiyor. Yani ne yapacağımızı daha önceden belirlemek var, tanımlamak var. Bir de oluş içerisinde uyum sağlamak var. Genelde bizim varlıkla ilgili önce planlarımız var. Sonra o planları varlığa entegre etmeye çalışıyoruz ama varlığın da kendine ait planları var. İşte biz aslında ikisi arasında bir yol tutuyoruz. Yani bugün belki bunun üzerinde gidebiliriz. İhtina sıratel müstakim. Ey Rabbim diyor, hep senin dediğin oluyor. Biraz da bizim dediğimiz olsun. Ne tam senin dediğin ne tam bizim dediğimiz. İşte kader denilen döngüde bugün hem konularımız var hem de yolculuğun bize çıkartacağı yerler var. Belki de hayatın kendi içindeki dinamik dengesi, belki bilinçli teslimiyet bu olsa gerek. Yani bütün bütün bırakamıyorsunuz, bütün bütün de tutamıyorsunuz. Hani Lao Tzu'nun ifade ettiği gibi bıçağı tutan parmak uçlarında Tao'yu bulacaktır. Çok sıkarsanız keseriz, bırakırsak da düşer. Dokunmayı öğrenmek. İşte bugün varlığa dokunan bir kavram, niyet kavramı. Biraz niyet üzerinde durabiliriz. Niyetlerimiz nereye düşüyor? Ve bu niyetler nasıl gerçekleşiyor? İnsan bilinciyle evrendeki yasaların birbiriyle olan o etkileşim ve iletişiminde işte bir tarafta Allah'ın farzları yani yasalar var. Bir tarafta da sünnet var. Yani o yasaları bilinçli kullanabilmek var. Dün gece önemli bir geceydi. Her gece olduğu gibi. Ve orada aslında Muhammedi şuura doğmanın evrendeki yasalarla uyum içinde olmak, onlara dokunurken o hassasiyette olmak. İşte insan bir bilinç varlığı, bir niyet varlığı, bir dua varlığı ve bu dualarımız evrenin o manyetik alanı dediğimiz tıpkı anne rahmindeki plasenta gibi, nasıl ki plasentaya zigot düştüğü zaman gelişimi
gerçekleşiyor ta doğuma kadar. İşte niyetlerimiz, istesek de istemesek de düşüncelerimiz bu manyetik alana düştüğü anda gerçekleşiyor. O açıdan niyetlerimize dikkat etmek, o açıdan düşüncelerimize dikkat etmek. Bu niyetleri söylemeden sadece düşünmek bile yeterli değil mi bu tohumu oluşturması tabii ki, için? Tabii ki. Yani tabii bu bir noktada kişinin kendi içsel enerjisine, evrenle olan muhataplığına da bağlı. Mesela veliler der, yani hassasiyeti ve duyarlılığı yüksek olanlar, o varlıkla diyaloglarında kırılganlığı ve hassasiyeti, farkındalığı yüksek olanların düşünceleri bile sorumludur. Çünkü gerçekleşebilir. Ama bir adam vardır, kabadır, sabadır. O düşünse de çok fazla onun bayağı kireç bağladığı için sonuç itibariyle Hazreti İsa havarilerine söyler. Düşüncelerinizden bile sorumlusunuz. Ama bizler avam itibariyle düşüncelerimizi ancak eyleme geçirdiğimiz vakit aslında sorumlu olmuş oluyoruz. Şey diyor, Einstein'ın çok severim, ben bunu çok kullanırım. Eğer düşüncelerinizin ön lobdan çıkıp evreni dolaşıp gelip arka lobdan size geri döndüğünü bilseydiniz hiç düşünmezdiniz ya, bile. Bumerang. Yani bu inanılmaz bir şey değil mi? Bumerang bir insanın kendine dönüyor. Veya işte bilinçli düşünürdük. Zaten bilinçli düşünmenin aslında düşünene bağlı olaraktan o düşünceleri, o kaosu ilhama döndürmenin ismi aslında işte güzel yaşam diyebiliriz. Dünyanın çekirdeği, dünyanın manyetik alanını oluşturuyor. Dünyanın çekirdeğini de temsil eden kalbimizden çıkan niyetler aslında beynimiz aracılığıyla da bu realiteye, bu yaratıma dönüşüyor. Niyet en üst derecede bilinçtir ve biz aslında bir yaratım varlığıyız. Yani ilahi olan evren dediğimiz bu sonsuz okyanus içerisinde niyetlerimizle dalgaları oluşturuyoruz. Yani kuantum okyanusu içerisinde holografik dalgaları oluşturan bizim niyetimizdir. Ve bu holografik dalgalar bizim başlangıçta eterik ve astral bedeni dediğimiz daha süptil, daha latif manyetik alanımıza ki bugün işte birçok enerji çalışmalarının yapıldığı saha aslında burasıdır. Yani eterik alan. Eterik evet. Alan ve astral alan. Oralarda daha çok arındırma çalışmaları veya telkinler, sözel telkinlerle veya işte fikirlerle oralara şifalanma. Aynen, aslında bedendeki ait hastalıkların oluşmasına tabii ki, tabii kadar ki. Daha önce tabii eterik ve süptil alanda bir takım bozukluklar oluyor. Aynen. Ondan sonra sonra fizik evet. Bedeni. Önce işte bu niyetler düştüğü noktada bize tesir ediyor. Yani önce işte yine bir insan iç içe boyutlarda. Birincisi boyutu beden boyutu. İkinci boyutu astral ve eterik boyutu. Üçüncü boyutu bir de kolektif şuur içerisinde. Yani üç tane karanlığın içerisinde. Ve bunlar arası geçişi sağlayan unsurun etken faktörü de aslında bizim niyetlerimiz. O açıdan bir şekilde evrenin böylesine, varlığın böylesine, Allah'ın yasası dediğimiz farzların böylesine güçlü olduğunu bilip bunlara karşı dikkatli davranmak, yani düşüncelerinden bile sorumlu olmak, buna mesela tasavvufta himmet denir. Velilerin himmeti yüksek olduğu için düşünceleri, niyetleri anında cevap bulur. İyi ki de öyledir. Çünkü onların niyetleri güzel ama bizim niyetlerimiz iyi ki geçten geliyor. Evet. Çünkü içeride sıkıntılar olabiliyor. Yoksa akşama kadar konuştuğumuz ve düşündüğümüz her şey gerçekleşmiş olsaydı dünya o zaman çok karışık ve çok kompleks olurdu şimdi. Ve dünyanın da kendine dünyanın da kendine ait aslında bir hiyerarşisi ve yapısı var. Mesele işte bu mertebeleri, bu hiyerarşiyi ve bu yasaları yerinde kullanmak. Yani dünya boyutumuz olan bedenimizle ilgili şeyleri burada yaparken, yani oraya ait şeyleri buraya ile zorlamamak ve orada olan şeyleri de çok fazla buraya karıştırmamak, ikisi arasında bir yol tutmak her zaman en iyisi, en dengelisi. Bu beni çok etkileyen bir şeydir, manyetik alanlar konusu. Dünyanın biliyorsunuz çekirdeğinde erimiş halde bulunan demirin oluşturmuş olduğu dünyanın manyetik alanı, o biyoplazmik yapı güneşten gelen birçok şeyi, etkiyi bertaraf etmekte, göndermekte.
Ve bizim de aynen kalbimizin o her ritmi, her atımı aslında etrafımızda bir manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alan latif. Bu manyetik alan bir şekilde dediğim gibi düşüncelere kesinlikle açık. Ve buraya bırakacağınız sembollerden tutun, buraya bırakacağınız objelere kadar, buraya bırakmış olduğunuz veya bırakılmış olan, yani bir sizin bıraktıklarınız var, bir de size bırakılmış olan var. Bunlar nasıl bırakılıyor? Bunlar yediklerimizden de gelebiliyor. Düşüncelerden geldiği gibi giydiklerimizden de gelebiliyor. Ve bugün işte subliminal mesajlar tekniğiyle de, psikotronik silahlar olarak da, belki birçok frekans jeneratörleriyle de insan bilinçaltına bilgiler Her şekilde. Semboller demişken, son eğitimde de çok bahsettiğiniz sembollerden biraz sembollere girelim mi? Mesela Musa'nın işte asasını attığında işte ağaçta yaprakları silkeledi dediniz. İşte geminin delinmesi falan inanılmaz yani hiç dışarıdan Şöyle, göründüğü gibi değil semboller çünkü. işte biliyorsunuz Musa ve genç arkadaşı diyor iki denizin buluştuğu yere gideceklerdi. İşte iki deniz bir şekilde görülenin ve görenin psikolojik düzlemde buluşması gibi coğrafik anlamda da iki deniz var. Birinden acı, birinden tatlı su akması. Yani sembol ilminde anlatılan her bir hakikatin biyolojide, psikolojide, kozmozda, coğrafyada her katmanda görünümü var. Ama en alt düzlemdeki görünümü aslında psikolojiktir. O açıdan fiziksel, coğrafik, kozmik boyutta olan şeye indirgenemez. Semboller bütün mertebeleri kuşatır ve sadece o boyutta onu değerlendiremeyiz. O boyutun psikolojik izdişimlerini okumak, mesela bir Kabe coğrafik anlamda Mekke'dedir ve işte taş bir duvar. Ama psikolojiye baktığımızda o insan kalbine bakar. Bilince baktığımızda insan iradesine bakar. Kozmik düzeyde baktığımızda belki Sirius'a kadar yolu vardır. Dolayısıyla yani sembol ilmi, semboller bir hakikati bütün mertebelerde açan ve bütün mertebeleri de tek bir hakikat üzerinde gösteren birer teşbihtir, birer benzetmedir. Yani işaret parmağının aslında ayı gösterdiğini anlarsak ve ayı görebilirsek, o zaman ayın bilinciyle işaret parmağının da aslında bir ay olduğunu, gösterdiğinin de ay olduğunu, nereye dönerseniz onun yüzü oradadır, onu anlarız. Yani semboller bize içinde bulunmuş olduğumuz mertebeden çıkıp farklı bir boyuttan da o mertebeye baktığınızda mertebeler arasında bir ilişkiyi kuran bilincin altyapısını bize oluşturmakta ve bu bilinç ilahi bilinçtir. İşte bir şeyin ilahi olması demek ilişkisinde onu okuyabilmek, kariya cem etmek, ilişkisinde onu geçişleri sağlayabilmek demektir. Dolayısıyla mesela Musa ve genç arkadaşı iki denizin buluştuğu yere gidecekken Musa orada aklımızı, genç arkadaşı da nefsi temsil eder. Ve akıl unsurunun kullanmış olduğu malzeme zihnin, zihin çantasının içinde bulunan beden, duygu, düşüncenin dengelenmesidir. Akıl sürekli onlar arasında bir ilişki Ve kurar. aslında hedef de bu üçünün dengede olması Tabii. değil mi? Yani Tabii ki. bu Yani dünyasal. Peki Zülkarneyn sembolde tabii. nerededir? Zülkarneyn kimdir yani sembolik olarak? Zülkarneyn Hızır'dan sonra yani aklı kuantum dönüşüme hazırlayan Hızır'dan sonra veya aklı artık gerçek akla bağlayan büyük provokatör ve stratejist Hızır'dan sonra kişinin sağ ve sol lobu dengeli kullanabilmesi. Yani insanı kamil, Zülkarneyn, Zülcenaheyn, çift taraflı. Nasıl çift taraflı? Güneşin doğduğu yere de gidiyor, güneşin battığı yere de gidiyor ve orada birbirinin dillerini bilmeyen ama Zülkarneyn'in ikisinin de dilini bildiği bir kavimle karşılaşıyor. Bu çok ilginç. Bana her zaman ilginç Evet. gelmiştir. Hani bu Çin Seddi'nin yapıldığı sıralarda Zülkarneyn aslında doğudadır. O Muğda veya işte Evet. Atlantis bölgesi o bölgededir.
Daha sonra da Çin Seddi'ni yapmak üzere doğuya geldiği söylenir. Evet. Şimdi coğrafik, coğrafik düzlemde ve tarihsel bir olay itibariyle bu böyledir. Fakat psikolojik düzlemde baktığımızda, içsel ve bu kadim sembol ilmi noktasında baktığımızda güneşin doğduğu yer şu anda içinde bulunmuş olduğumuz algı düzlemidir. Güneşin battığı yer ise uyuduğumuzda veya hipnozda veya ölüm noktasında içine girmiş olduğumuz bilinçaltı düzlemidir. Yani rüyamızda mesela öyle rüyalar görüyoruz ki güneşin battığı yerde öyle kavimlerle, öyle anılarla, öyle vizyonlarla karşılaşıyoruz ki onlar gayet normal geliyor. Yadırgamıyoruz bile o gerçeklikte. Ama uyandığımız zaman bize ne kadar saçma geliyor. Ya diyoruz bu muydu filan, yani bunun ne alakası vardı filan. Bir kere dediniz ki rüyada kendinizi at görseniz hiç yadırgamazsınız. Ölüm anında da kendimizi bu dünyada görmemiz çok hayret edici bir şey olur. Yani bu dünya, bu dünyanın kendisi bize ölüm anında rüya gibi gelir. Çünkü bir algıdan başka bir algıya geçeriz. Yani güneşin battığı yer aslında algı dışı boyutlarımız. Güneşin doğduğu yer ise kendi algılayabildiğimiz alan. Ve şu anda biz işte business kanalında, channel'dayız. Burada Mukaddes Hanım'la program yapıyoruz. Güneşin doğduğu yerdeyiz. Ama birazdan evimize işte uykuya girdiğimizde veya işte belki bir Allah göstermesin başka bir duruma düştüğümüzde bir trans, tabii başka hayırlı translar da var, illa böyle meczubane translar değil de hani farklı bir noktaya girdiğimizde oranın dili başka. İşte Musa'nın asasıyla taşa vurup 12 pınar fışkırması ama her pınardan içmeyi bilmek ve orada şuuru kaybetmemek. Sanat ehli, matematik ehli, efendim işte çocuğun dünyası ayrı. Belki de Muhammedi şuur bu 12 pınarın içinde de var olabilmek. Yani evet. Gerçek anlamda dua, böylesi bir kendinle buluşma ve bu buluşma içerisinde de bu varlıkları bu şekilde okuyabilme, ilişkilendirebilme. Zülkarneyn çünkü her iki kıtaya da, her iki boyuta da, her iki loba da şey yapabiliyor, hüküm sağlayabiliyor, bilincini dualiteyi kaybetmiyor. Aynen öyle. Yani. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır manasında. Dualite, yaşamın zaten varoluşun şeyi, özü. Evet. O açıdan Musa Aleyhisselam işte ne yapıyor? Ey Musa, o elindeki nedir diyor mesela. Musa Aleyhisselam diyor, işte bu diyor benim asamdır. Peki ne yaparsın o asayla? İşte diyor davarlarıma diyor, ağaçtan diyor, şeyler toplarım diyor. Yiyecekler, yapraklar dökerim. Peki atıp baktın mı ona diyor, at bakayım diyor. O asa bir anda yılan oluveriyor. Şimdi asa bizim irademiz, asa bizim dayanak noktamız. Biyolojik noktada omurgamıza bakar. Psikolojik noktada da asa bizim bu zamana kadar toplamış olduğumuz verilerimiz ve zihinsel. İşte o seminere gideriz. Evet. Bu seminerden destek, bu kitaptan destek. O destek kelimelerle ne yaparız? Bu varlık ağacından, sonsuzluk ağacından davarlarımız olan duygularımıza, düşüncelerimize, bedenimize yaprak toplarız. İşte kendimize telkinler veririz. Ama orada o sonsuzluk diyor ki sen diyor bir sürü yerlerden bilgileri devşirdin topladın da diyor bir at bakayım o topladığın neymiş diyor bir onun bir gerçekliğine bak diyor. Bir attı ki asayı diyor asa diyor yılan oluverdi diyor. Yani sen kendine göre topladın bu zamana kadar. Yani sen kendine göre bildin. Peki onu onunla bilme bilgeliğine geçiş yapabildin mi? İşte bütün bildiklerinizi atabildiğinizde derken öyle bir realiteyle karşılaşırsınız ki bütün bildikleriniz çöker ve düşer. İşte o zaman asayı atmış olursunuz. Asayı biz atmakla atmış olmuyoruz. Evet. Ve hemen zihin sorar. Evet. Peki asayı nasıl atacağız? Asayı atamayız. Siz ben sormadan ne yapalım asayı? Bir gün öyle bir gerçekle karşılaşırsınız ki asa sizden düşer. Yani meyveyi kopartmayın. Olgunlaşınca o düşer. Evet. Sadece onun olması için bu kadar topluyoruz.
Yani yolda olmak için yol alıyoruz. Evet. İhtimaldir ki bir gün yolcuya ulaşırsak, bu yolun amacının yolcuya ulaşmak olduğunu anlarız. Evet. O zaman yolculuğumuz güzel gider. O zaman Musa'ya diyor ki işte al diyor onu eline. Geçenlerde Mardin'deki masalcım dedi ki, arayanlar illaki bulamazlar. Ama bulanlar yani, hep arayanlardır. Şeyde konuşmuştuk hatta bir yerde bunu. Aynen. Hakikaten belki bulamayacağız ama aramaya devam etmek lazım. Bu işte bedenle duygu düşünce yapısının arasındaki dengeyi kurabilmek. Beden arasın. Ama ruh zaten bulmuştur. Beden ruhun bulduğunun farkındalığı ile hareket ederse o kişi artık evrensel. Onun herhangi ruh biliyor zaten. Ruh biliyor. Biz sadece hatırlamalıyız. Evet. Yani hatırlamak için. Ve şöyle bir şey var. Aslında hakikat bu anlamıyla yani denge bu anlamıyla hani bulunacak değil de fark edilir. Örnek alabiliriz işte doğada öyle bir sibernetik denge var yani. Ateş de var, su da var, toprak da var, hava da var. Ve Hazreti İsa'nın hep duası, ey göklerdeki Rabbimiz, göklerde olduğu gibi yerde de senin hükümranlığın olsun. Burada belki de semboller ilminin bize katmış olduğu bilinç, fark, fayda şu olabilir. Yani zaten evrene gerçek anlamda manayı veren de bu insan bilinci. Orada sevgi unsuru çok önemli. Sevgi, kalp. Kalbi biraz daha dinlemek. Çünkü evrenin insana, insanın evrene ihtiyacı var. Bedenin ruha, ruhun bedene ihtiyacı var. Zülkarneyn manası ikisini dengelemiş insandır. Ve Musa peygamber asasını atıp yeniden aldığında eli bembeyaz. Yani insan kendi bilmediğini bildiğinde, kendi acziyetini, kendi hiçliğini bildiğinde orada ganiliği, zenginliği. Yani biraz edilgen oldukça derken hayret noktasında, haşyet noktasında, duyarlılık, hassasiyet, saygı noktasında, doğaya, ilahi oluşa saygı duyduğumuzda başka bir bilince evrilmeye, yükselmeye başlıyoruz. Ve o bilinç... O kendi dengesini, o buluşmanın dengesini zaten oluşturuyor. İşte dua bu anlamıyla buluşmaya dönüşüyor. Peki, esmalar duaların neresinde? Evet. Esmalar nedir? Evet. Yani çakralarla ilgisi nedir? Hep bunları eğitimlerde anlatıyorsunuz da biraz da izleyicilerimize mi anlatsın? Burada az önce dua buluşmaktır dedim ya. Dua, üç türde dua. Birincisi, bunu söyleyeyim mutlaka. Üç türde dua. Birincisi Newton mantığındaki dualar nasıldır? Dualite mantığındaki dualar nasıldır? Evet. Etki, tepki. Evet. Ben sana böyle bir dua edeyim, sen de bana böyle bir kıyak geç. Ben sana bunu vereyim, sen de bana bunu ver şeklinde. Evet. Dualite içeren, döngüsellik, diyalog içeren dualardır. Fakat aslında bu diyaloğun monolog olduğunu anlamak için. Hani vermek istemeseydi istemek vermezdi. Yani iki lob gibi görülüyor ama aslında onlar kökte bir. Zaten Zülkarneyn manası iki lobun bir olduğunu bilmek. Yani dua eden ve edilenin aslında tamamıyla bir muradın, ilahi bir bilincin gerçekleşmesinin süreci olduğunu idrak edebilmek. Ve bunu idrak eden insan artık derin o sükun, derin sessizlik içindedir. Yani diyalogdan monoloğa, monologdan ise derin sessizliğe geçmektir ki işte bu derin sessizlik bilincin, gerçek bilgeliğin olduğu ve o bilgeler esmaları kullanabilir. Esmalar tohumlardır. Ama esmalar çok uzun sürecek değil mi? Tabii. Ve işareti verdi. Verdi. Biliyorsunuz. Peki bundan esmalar sonraki üzerine. Programlarımızda... Tabii esmaları, duaları... Gelecek ilk programda esmaları ve duaları konuşalım. Fakat programlarımızda isterseniz böyle bir talep de geldi. Tabii ki.
bir teknik program sonunda her defasında sizinle yaptığımız programlarda bir teknik hediye edelim mi? Tabii ki. İzleyicilerimize. Bir bugün bir teknik hediye edelim mesela. Mesela. Bir şey hediye edelim, öyle kapatalım. Gökten son 5 dakikamız şöyle var. Bir şey var. Hep dualarımızda hani Allah'ım bana şunu şöyle olsun, böyle olsun şeklinde. Bu sefer duayı terse çevirelim. Allah bize desin. Yani Allah'ım bana nurunu ver, bana Muhammedi ahlakı ver yerine duayı tersine çevirelim. Şöyle yapalım. Ey kulum, seni nurumun içine gark ettim. Hatta gökten Allah'ın nuru semavat vel ard ayetini senin kalbine yerleştirdim. Kalbinde şu anda bir nur yanıyor. Bakın 21 gün boyunca kalbinizde bir ışığın yandığını, bir nurun yandığını, Allah'ın nuru semavati vel ard ayetinin kalbinizde daimi zikrettiğini zikredin demek, hatırlayın demektir. Ve buradaki güneş, buradaki nur, burada bir prizma var. Bu prizmaya çarptığında şu göğüs bölgenizden 7 rengi yaydığınızı imagine edin. Sırtınıza da şöyle bir ceviz alın, dik durun. Gökten de Musa Aleyhisselam'ın asasını alıp omurganıza yerleştirin. Evet. Başınıza da şöyle Cebrail makamıdır burası. Bir taç koyun ki bu taç yaşam çeyidi olabilir veya beni çok etkileyen şuradan çekerim bazen. Tık. Daha dik. Seni zatıma evet. Seçtim zatımın sırrıyla. Hayalin Mucizesi kitabında var mesela. Evet, evet. Bir hüthüt kuşu konuyor buraya. Evet. Her dedikoduda gider dikkat et. Onun için kuşu kaçırmamalısın. Bir de üzerinize bir cübbe giyiyorsunuz. Bu cübbe dışarıdan gelen negatifleri, enerjileri. Ve beden mabedine yerleştirmiş olduğumuz esma tohumları yani kutsal semboller hatırlandıkça manyetik alanda bunlar maddeleşmeye, belirlenmeye başlar. Birkaç hafta sonra şu kalbinizde bir ışığın ve ışığınız değişecektir. Çünkü daimi olarak Allah'ın nuru semavati vel ard ayeti kalbe burada yerleşecek. Tecelli ediyor. Her gün kalbinize bakın. Güzel. Allah'ın nuru semavati vel art. Kalbinizle diyaloğa geçin. Kalbinize koymuş olduğunuz şurada bir prizma var. Güneşin ışığı, nuru. Bu prizmaya çarptığında etrafa 7 renk. Ve 21 gün sonra huzur duyacağım değil mi? İçinde şunu yaparken bile. Hatta şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Allah'ım hacılar tavaf ettikçe, elektronlar döndükçe, 7 kat sema döndükçe bu renkler açığa çıksın. Bedenimiz toprak unsurudur, niyetimiz hava, bilinç unsurudur. Niyet tohumlarını bu toprağa ekersek ve hatırlarsak yani sularsak ve geliştirirsek işte Süleyman'ın asası da dedik mesela. O zaman bunlar gerçek anlamda hayat bulmaya başlar. Çünkü insan sadece fiziksel çalışma değil, psikolojik çalışma yani duygusal yani vizyon çalışmalarının da ve ayrıca düşünsel çalışma yani telkin çalışmalarında ayrıca bedensel çalışma, faaliyet ve hareketin de bileşkesinde yaratıma yani duaya aracılık etmiş olabilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnanılmaz güzel bir hediye, bir armağan oldu. Bize yıllar önce hediye ettiğin armağan. Evet, sevgili izleyiciler, sevgili Kubilay Aktaş'la programımızın sonuna geldik ama bir dahaki sefere mutlaka esmaları ve esmalarla duaları bize anlatmaya söz verdi. Gelecek programda seni yine burada konuk etmekten onur duyacağız. Eyvallah. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Bir Hayatın Akışı programına daha, programının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayatın akışında ve anda kalın.